İyi iş başardık değil mi? Çok da iyi sayılmaz Yılmaz. İnanılmaz bir para verdik. Sorun değil Ertem. Önemli olan bastona sahip olmaktı. Tebrik telefonu galiba. Efendim? Yılmaz Bey. Ben Bilal Hanzade. Oo. Merhaba Bilal Bey. 16. yüzyıl Akçayılan koleksiyonunun hemen hemen tamamı bende. 13 parçanın 11'ini tek tek topladım. Ben sadece baston istiyordum, ona da sahip oldum. Benim için çok özel bir koleksiyonu bozdunuz. Üstelik agresif girdiniz. Ve size çok pahalıya mal oldu. Farkındasınız değil mi? Evet. Ayrıca sizin o malları ekonomik sıkıntı çeken bir kadından ne kadar ucuza aldığınızı da biliyorum. Ben tam tersini yaptım. Değeri neyse onu ödedim. Nesrin Hanım bu kadar düşünmeniz gözlerimi yaşarttı. Bakın Yılmaz Bey. Bu sıralar yolumuz çok fazla kesişmeye başladı. Benden size dost tavsiyesi. Fazla önümde durmayın. Son parçayı alabilirsiniz Bilal Bey. Ben almayacağım. Çünkü bende anısı yok. Kaçakçılık ve organize suçlar şubeden geliyoruz. Dükkan sahibi sen misin? Yok. Dükkan sahibi Yılmaz Bey, Yılmaz Koçeri. Nerede kendisi? Buraya pek gelmez. Halı mağazası var, oradadır. Buyurun, biz yardımcı olalım. Ne vardı? Hakkında ihbar var. Yılmaz Bey, antikacı dükkanınıza polis baskını yapmış. Eski eser kaçırdığınıza dair ihbar varmış. İnceleme yapıyorlar. Bilal Efendi benimle uğraşmaya başladı. Yılanın kuyruğuna basmışım. Amme egoymuş ha. İsterseniz ben ilgileneyim. Yok yok, teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Teşekkür ederim. Böyle düşünüyorsanız ne mutlu bana. Ben bir dükkana bakayım. Ben onun anısını sürdürmeye çalışıyorum. Bu arada dükkanımıza giren her parçayla eksperim Artem Bey ilgileniyor. Zaten tarihi eserler konusunda da çok titizdir ve uzmandır. Kültür Bakanı da danışmanlığını yapıyor. Ben sadece buranın mülk sahibiyim. O burayı işletiyor. Affedersiniz. Efendim? Yılmaz Bey, hemen mağazaya dönebilir misiniz? Çok önemli. Tamam, geliyorum. Kusura bakmayın, benim kalkmam gerekiyor. Yılmaz Koçeri'yi vurmuşlar Bilal Bey. Bak sen. Artık kimi kızdırdılarsa bizim kadar insaflı davranmamışlar. Sahi kimmiş vuran? Mardin'de bir çocuk diyorlar efendim. Polise gidilsin istememiş Yılmaz. Çocuk mu? Kazıklamışlardır çocuğu. Adım gibi eminim. Bak o dükkan temiz çıktı ama... Kesinlikle tarihi eser kaçakçılığı yapıyorlar. Polise gidilsin istemediklerine göre. Kimmiş bu çocuk? Olabilir miyiz Sabri? Bakarız efendim. Bakalım, bakalım. Müzayedelerde sürekli karşımıza çıkıyorlar. Biraz sınırlarını aştılar sanki. Ne dersin? Artık adlerini bildirmenin zamanı geldi mi? Bunları senin Mardinli çocuk getirdi yine değil mi? Evet Bilal Bey. Daha önce de Yılmaz Koçer'in ortağına götürmüş. Adam almamış. Müzeye ver demiş.
etmemiştir. Nerede bulduğunu söylemiyor mu? Uyanık söyler mi? Şöyle yapalım Sabri. Sen bu çocuğa her zamankinden fazla para ver. Bir de götür eğlendir. Sana güveni artsın. Olur Bilal Bey. Baban nasıl oldu Ayşegül? Sağ olun, gayet iyi. Bir ihtiyaç olursa haber ver, tamam mı? Teşekkürler. Vay be. Demek öyle ha Yemin. O vurduğun herifin adı Yılmaz Koçeri. Polis her yerde seni arıyordur şimdi. Abi aman diyeyim, deme şöyle. Sabri abimize güven Yemin. Ondan laf çıkmaz. Bir tanedir Sabri abimiz ya. Abi, Yemin benim kankamdır ha. Beraber büyüdük biz onunla. Ya canım ciğerimdir o benim. Arkadaşın da olsa ateş düştüğü yeri yakar. Bozulma. Başın sağ olsun aslanım. Dostlar sağ olsun. Babamın öcü boynumun borcudur. Asacaklarını bilsem bu işi bitireceğim. Veysel dedi ki, Sabri abin ne işin olsa halleder dedi. İhtiyacın değer. Aklımıza yatarsa. Abi bana silah lazım. Veysel nereden düşünmüş böyle şeyler bulabileceğimiz? Ne zamana lazım? Hemen abi, acil. Param yok ama istersen senet falan imzalarım. Ya da ben işimi bitireyim. Sonra ne istersen yaparım. Abi bulacak mı bana bir silah? Hele yavaş. Bilal Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Sabri. Yılmaz'ı vuran çocuğu buldum. Yanımda. Peki Yılmaz'dan ne istiyormuş, öğrenebildin mi? Ne istiyormuş? Bak sen. Madem Veysel'in de köylüsüymüş, kaybetmeyelim biz bu çocuğu. Hatta bak aklıma ne geldi. Sabri, sen bu çocuğa şöyle güzel bir teklifte bulunsana. Emredersiniz Bilal Bey. İyi akşamlar. Veysel bir gömü bulmuş besbelli. Ortak mı çıkardınız? Yok. Veysel bana bir şey söylemez. Paylaşmayı sevmiyor demek. Lafa geldi mi kardeş, paraya geldi mi el. Yanlış. Yemin. Gel seninle bir iş yapalım ha. Abi bana önce silah lazım. Tamam işte. Veysel bulduklarını parça parça satıyor. Sen gömünün yerini bul, bizimle paylaş. Biz de istediğini verelim. Bak, namusunu temizlersin. Bilal Bey en güçlü avukatlarla çalışıyor. Sana ceza indirme ayarlarız. İçerideyken anana da sana da sahip çıkarız. Aklına yatıyorsa bu gece Mardin'e uç. Ben ardından sipariş verip Veysel'i yollayacağım. Sen de takip edip gömün yerini bulursun. Anlaştık. Kurtlarını döktüğün yetti be Veysel. Bu ne oynamaktır? Sayende eğlendik Sabri abim. Yemin nerede?
Gitti. Nasıl ya, nereye gitti? Bilmem. Belki mühim bir işi vardır çocuğun. Şey mi oldu? Yok. Ama birazdan olabilir. Artem'in kızı değil mi o? Sen nereden tanıyorsun? Otoparkta tanıştık. Buradan alıp gitmek istediğim parçalar var. O yüzden buraya konsantre ol. Ayrıca düşmanına ne kadar rahat davranırsan o kadar rahat kazanırsın. Ona gülümsemen en büyük tehdittir. Anladın mı? Anladım Bilal Bey. Leyla, merhaba kızım. Merhaba. Nasılsın Meleğim? İyiyim. Cenin yanındaki yemin değil mi? Hı hı. Ne yapıyor lan? Ne yaptı ortada? Bin yıllık strateji uyguluyor. Düşmanının düşmanının yanına çekiyor. Peşin söyleyeyim, bugün iyi günümdeyim. O yüzden hiç karşıma çıkmaya çalışmayın. İstediğiniz her şeyi ben alacağım. Buna müzayede sonrası görüşüyorum. Olur. O zaman şimdilik müsaadenizle. Baba. Baba. Cello'yu bu adam almayacak değil mi? Elimizden geleni yapıyoruz. Merak etme. Peki şu iki saattir gözünü üstünden ayırmadığın çocuk kim? Cennet Hanımların peşindeki meşhur delikanlı var ya. Ta kendisi. Evimize giren, Yılmaz amcanı vuran. İyi de o Mardin'den gelmedi mi? O adamla işi ne? Bilal Hanzade bu. Silah kullanmasını bilen kişileri kendine yakın tutmayı çok sever. Artem, yemin döndüğüne göre Cennet'in peşine düşecektir. Tabii Bilal de Cennet'i bulmakta kolaylık sağlayacaktır. Evet. Bir şeyler yapmak zorundayız. Acele etmeliyiz. Sayın misafirlerimiz, müsaade başlamak üzeredir. Salonda yerlerinizi almanızı rica ederiz. Hadi. Başka sefere Yılmaz Bey. Koleksiyonunuza katkıda bulunduğumu sakın unutmayın. Ve ona iyi bakın. Bence kendinizi bu kadar önemsemeyin. Neyse. Bir sonraki yeni ilginizle görüşmek üzere. Zaten suç işlemeye meyilli bir çocuktu. Bilal sayesinde başı iyice derde girecek. Cennet Hanım'ın acıdığı kadar var. Töreler onu hep daha kötüsüne sürüklüyor. Yılmaz, biz Leyla ile eve geçeceğiz. Olur değil mi Leyla? Olur baba. Tamam kızım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal Mertim. Hadi görüşürüz. Babacığım, ben arabayı alayım. Çıkışta buluşuruz. Tamam. Efendim Demir. Ay, deli misin be? Ha? Sen deli misin? Başıma bela mı çıktın? Şş, ayıptır. Ya gördünüz değil mi? Yani kuduz köpek gibi saldırıyor Bilal Bey. Bilal sen misin? Evet. Oğlanın eline silahı veren, kurtların önüne atan yiğit sensin ha? Anlamadım. Anlatırım.
oğlandan uzak dur. Elini çek. Kadın olduğum için de sakın beni hafife alma. Senin hayatını karartırım. Hanımefendi kimsiniz, necisiniz bilmiyorum ama anladığım kadarıyla Yılmaz Bey de siz de gereksizsiniz burada. Yılmaz Bey, isterseniz hanımefendiyi çıkarıp götürün bir tatsızlık çıkmadan. Bir dakika. Ne demeye çalışıyorsun? Silah öyle gösterilmez Sabri. Göstereceksen böyle göstereceksin. Delikanlı olacaksın. Cüneyt. Biz biraz konuşalım mı? Hay hay. Buyurun. Siz de sakin olun. Yeminden uzak dur. Bu uyarımı dikkate alsan iyi olur. Hay hay Yılmaz Bey. Başka bir emriniz. Seninle bu konuyu tartışmayacağım. Çocuk içeride ölümle pençeleşiyor. Daha ne kadar zarar verebilirsin ki? Bakın Yılmaz Bey. Yemin için bu kadar koşturmanız gözlerimi yaşarttı. Başkasının çocuğu için böyle koşturan biri... ...kendi çocuğu için kim bilir ne kadar mükemmel bir babadır. Değil mi? Şimdi içerideki hanımefendiyi de alın. İşlerimize daha fazla burnunuzu sokmadan buradan gidin. Bir sonraki buluşmayı iple çekeceğim. Ha Yılmaz Bey. Bir sonraki buluşmamızla içerideki hanımefendi kim? Ve siz burada ne arıyorsunuz bana anlatır mısınız? Anlatırım. Müsaitseniz buluşabilir miyiz? Şey, bilmem ama olabilir tabii. Neden olmasın? Tamam. Geçen seferki yerde. Ben bir saat sonra orada olurum. Peki, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Prosedür Cennet'i fazla oyalayacak. Benim başka bir şey yapmam gerek. Kendinizi yiyip bitirdiniz Yılmaz Bey. Siz zaten elinizden gelen her şeyi yaptınız. Henüz bir şey yapmadım. Buluşmamız lazım. Hay hay, seve seve. Nerede buluşalım? Yarım saate oradayım.
Yavaş yavaş yola giriyorsun Yılmaz. Yavaş yavaş. Anne. Efendim? Benim dışarıda biraz işim var. Birkaç saate de dönerim. Nereye gidiyorsunuz Yılmaz Bey? Kimle konuştunuz? Birilerine bir şey hatırlatmam gerekiyor. Bu nazik davetinizi neye borçluyuz Yılmaz Bey? Ne olduğunu anlayamadınız mı? Bakın benimle olan derdini anlayabilirim. Ama etrafımdaki insanlarla uğraşma. Çevrenizdekilerin başına felaketler gelmesi ne kadar acı değil mi? Onların canını acıtanların canı daha çok yarar. Bunu sakın unutma. Bu konuda aynı fikirde olmamız ne kadar tuhaf. Yanlış anlamadın değil mi? Kısasa kısas diyorsunuz. Bence laf kalabalığı yapmayı bırakın. Benimle düşmanlığınızı anlayabilirim. Ama bu size yetmiyor. Etrafındaki insanların düşmanlarını beslemeye başladınız. Düşmanları beslemek demeyelim isterseniz. Yardımseverlik diyelim. Laflara takla attırmaya başladınız. Ama beceremiyorsunuz ki. Çünkü anlamları değişmiyor. Yok. Hanım kadın çok yalnız biri. Ve ben yalnız kadınlara asla sırtımı dönemem. Prensip meselesi. Bu yüzden mi avukatı hanıma tahsis ettin? Evet dedim ya. Yardım ediyorum. Tıpkı sizin Cennet Hanım'a yaptığınız gibi. Bir mahsuru mu var? Peki. Şu an yüz yüzeyiz ve son kez söylüyorum. Düşmanlığının nedeni neyse, derdin neyse şu anda söyle. Başkalarının arkasına sığındığın zaman değil. Bak bir kez daha karşılaşırsak bu kadar sakin olma. İsterseniz bu kadar peşin hükümlü olmayın Yılmaz Bey. Bir sonraki karşılaşmamızda kimin konuşmaya fırsatının olacağını şimdiden bilemeyiz. Öyle değil mi?